HTML5 teknolojisi geliştirilirken HTML4, XHTML1.0 ve DOM Level 2 standartları da dahil edilmiş ve HTML5'in kullanılabilen bir parçası haline getirilmiştir. HTML5'in en güzel yanlarından biri de hemen hemen tüm platformlarda çalışabilmesidir. Örneğin tarayıcılarda, mobil ortamlarda, tabletlerde ve internete ulaşabilen birçok cihazı sorunsuz çalışabilir. HTML5 teknolojisiyle birlikte sunulan geliştirilebilir özelliklerden biri de API'lerdir. Uygulama program arayüzü olarak tanımlanan API'ler HTML5 içerisine JavaScript kullanılarak dahil edildiler. HTML5 içerisinde uygulamaların fonksiyonlarını kullanabilmek için JavaScript dili kullanılır. HTML5 içerisinde kullanılan API'lere göz atalım. İlk önce dahili olarak gelen API'leri inceleyelim. Bunlardan ilki video ve audio API'leridir. Video ve audio içerikleri artık herhangi bir player kullanmadan oynatılabilecek ve ekstra bir yükleyiciye ihtiyaç duymayacaktır. Diğer bir uygulama program arayüzlerinden biri de dahili içerik düzenleme API'sidir. Bu API ile kullanıcılar ekstra bir düzenleyiciye ihtiyaç duymadan içerikleri direkt olarak sayfa üzerine düzenleyebilir. Bu API daha çok bloglarda, içerik yönetim sistemi olan sayfalarda ya da web içeriğinin direkt tarayıcı içerisinden güncellenmesi gereken sayfalarda tercih edilir. Çevrim dışı uygulama API'si ise internet bağlantısı olmadığı durumlarda da sayfa içeriğinin çalışmasını ve hafızada tutulmasını sağlar. İnternet bağlantısı sağlandığı anda otomatik olarak ana makine ile iletişime geçer. Hafızaya alma işlemi gereken uygulamalarda, örneğin dosyada resim yükleme, oyunlar, uzun formlar gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. History API'si uygulamaların tarayıcı geçmişlerine ulaşmasını sağlar. Bu şekilde kullanıcının sayfalar arasında hafızalanması işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilir. Bu şekilde sunucuya yeni istek göndermeden sayfalar arasında sanki bir Ajax uygulaması gibi geçişleri sağlar. Diğer güçlü uygulama arayüzlerinden biri de web protokol API'sidir. Örnek olarak kayıt için e-posta kullanan bir uygulamamız var. Bunun için SMTP protokolünü kullanırız. Ya da sunucuya web sayfası üzerinden dosya yükleme işlemi yapacağız. Bunun için de FTP protokolünü kullanırız. HTML5 ile artık her protokol için ayrı ayar yapmaya gerek kalmayacak ve web protokol API ile bu ayarları kolaylıkla yapacaksınız. Dahili API'lerin sonuncusu sürükle bırak API'sidir. Bu API'yi kullanarak sayfa içerisindeki elemanların taşınmasına, sürüklenmesine ve yerlerine yerleştirilmesine izin verilir. Tarayıcının HTML5 uyumuna göre ileri uygulamalar geliştirilebilir. Hatta tarayıcı içerisinde çalışan oyunlar bile yapılabilir. Paint benzeri bir yazılım da yapabilirsiniz. HTML5 ile kullanılan diğer API'leri ise ilişkili API'ler olarak gruplayabiliriz. Bunlar Geolocation API, 2D Canvas Drawing API, Local Storage API, Web Workers API, Web Sockets API, Messaging API'dir. Özet olarak HTML5 ile dahili gelen ve ilişkili API'ler tarayıcı içerisinde kullanılacak web uygulamalarına odaklanırlar. Medyaların oynatılması, interaktif uygulamalar ve iletişim üzerine yoğunlaşan bu API'lerle birlikte tarayıcılar programlama ortamına dönüşecektir.